Yine inanılmaz derecede aç olduğunuzu görür gibiyiz ve bu açlığınızı gidermek için yanımızda, hatta önümüzde inanılmaz bir olgu mevcut. Umarım siz de bizim ne kadar aç olduğumuzu görebiliyorsunuzdur sevgili seyirciler, ya da göremiyorsanız da birazdan görümseyeceksiniz, öyle değil mi değerli Öyle üstadım? olmayabilir, zira okuduğumuz bazı şeylerde bu yiyeceğimiz gıda ile ilgili olarak Pek doyurucu tüketmeden değil önce ilk defa tüketecekseniz mi? mutlaka doktorunuza başvurun Evet. falan diyordu. Ben biraz tırstım. Hayır, ama o okuduğumuz şey de sadece bununla ilgili değil. Yani bir şeyi, herhangi bir şeyi ilk defa tüketecekseniz önce bir doktora görünün diyor. Yani affedersiniz ama meyve yemek için doktora gidemeyeceğim, Allah kahretmesin. Ben gideceğim sevgili izleyiciler. Benim için de bir ilk olacak. Evet, Cenk amcanız hemen hemen her şeyi tüketmeden önce doktora gider sevgili Evet, izleyiciler. hatta doktorum yine mi geldin Allah Allah falan Git şeklinde. ye, ne yiyeceksen diye kovalamıştı bir gün, değil mi Cenk'ciğim? Evet, ama ben tabii bunlar için gidip kendisine bir muayene ücreti falan vermiyorum. Sadece soruyorum. Doktorum değil misin? Söyleyeceksin diyorum. O yüzden belli bir abonelik ücreti var. Yıllık bir para veriyor doktora. O Evet. yüzden sürekli gidebileceğini düşünüyorum. Hatta sevgili pestile hat dediğimiz pestil şapkasıyla da acaba bunun ucunu kemirebilir miyim yoksa kenarlarından mı ısırayım diye sormuştu, değil mi Evet, Cenk'ciğim? doktorumla yaptığım yıllık abonelik anlaşmasında yılda maksimum 6 tane ilk defa ne yiyeceğim konulu bir şeyi sorabiliyorum. Muayene 2 tane muayene beleş. Evet, yani bu sevgili sigorta şirketleriyle abonelik pardon, anlaşma yapacağımıza direktman beğendiğimiz bir doktorla anlaşma yaparak ona yılda belli bir ücret verip ister gideriz ister gitmeyiz, değil mi Cenkçiğim? Evet, ya Ne da gerek var yani şey hastane hastane dolaşalım? İster gideyim ister gitmeyeyim diye önünden geçerken dur gideyim de şuna bir iki bir şey sorayım birazcık. Ya şuram ay 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 falan gibisinden çok daha eğlenceli diye Evet düşünüyorum. ya, böylelikle parasıyla değil mi adlı atasözümüzü de her daim doktorlarımıza karşı kullanabilecek duruma geliriz sevgili Ayrıca doktorlarımızın da bekleme salonları dolup taşmak suretiyle kendilerinin çok popüler bir doktor olduğunu onlara hissettirecektir. Evet, yani işte bak, benim abone olduğum çok daha iyi. Üstelik yılda iki muayene bedava veriyor falan gibisinden. Böyle bir takım doktorlar da kendi aralarında kampanyalar falan düzenlerler diye Evet, yani düşünüyorum. biz bu fikri vermiş olalım. Eğer doktor Ya da izleyenlerimiz yeni doktor olacaklar belki. buna okey verirlerse bize de bir sakal atarlar diye düşünüyoruz. Evet, yine sakalımızı aldığımıza göre bugünkü mevzumuza geçmeden önce ben burada sevgili bardağımı tanıtmak istiyorum sevgili izleyiciler. İşte bakınız, benim güzide bardağım ve hemen şurasında da sevgili müebbet muhabbet logomuz var. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir izleyicimiz kendisi Sen hediye olarak tanıtmayacak getirdi bunları. Ben Erdem'inkine hiç gerek yoktu dedim ama olsun şimdi ona da yazık, zavallı filan dedi. Ben de sen ne biçim konuşuyorsun falan diyerekten kendisine çıkıştım, Evet, affedersiniz. hatta Cenk amcanız asıl Erdem Bey olanını bu sözleri karşısında kendisinin kafasında parçalamış. Bu daha sonradan tekrar özel olarak yaptırılıp getirmiş. Özür mahiyetinde bir kupa. Ya da mag Magnav. mı demeliydim? Evet, Evet, ne yapalım? Bu mevzumuz. Haldun'dan değil anlayacağınız üzere. Zira Haldun henüz manavlık işine girmedi. Evet, iyi ki de girmedi. Çünkü sevgili restoranlık işini yüzüne gözüne benzettikten sonra bir de manallığı yeryüzünden silmeye hakkı yok diye düşünüyoruz sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi bu zamanında ünlü bir şahıs tarafından ülkemizde bayağı bir tanıtılmıştı. Uzunca boylu bir insan Evet, tarafından. ama ben henüz şimdiye kadar affedersiniz ama dokunmadım bile. Yani şu an ilk kez bu kadar yaklaşmış bulunuyorum. İlk Evet. kez burada tüketeceğim sevgili Zaten şunu herhangi bir manavda gördüğünüz zaman gidip alasınız gelmiyor. O ne, içine çöp mü doldurdun onu falan diyesiniz geliyor. Yanlış bir şey türü, düşünce. paketleme türü. Peki sen daha önce haşır neşir oldun mu kendisiyle Hayır, ben Cenk'ciğim? sadece bu ne saçmalık, ne bunları buraya koydum falan diye manava Iy, bu ne diyen sen miydin? çıkışmıştım. Biz gördüğünüz gibi süper güçsüz ve beceriksiz bir insan Cenk amcanız. Yani bugüne kadar hazır yiyeyim köşemizde yüzlerce paket açılımı yaptım sevgiliciler. Bir tanesinde bile bu rezalet yaşanmadı, inanır mısınız? Çünkü kendisi benim gibi altın çileği poşetinden Altın çileği çıkarmaya bana mı çalışıyor. veriyorsun Cenk'ciğim? Evet, altın çileği kazandım sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi Kara bu kuru bir şey. şekilde. Yani bu bence vaktinde toplanmadığı için yaprakları falan solmuş, kurumuş ve artık çöpe gitmesi gereken bir şey. Biz buna para verdik, Allah kahretmesin. Bunu ilk böyle elimize aldığınızda diye ağzınıza atınız ama değil. Yapmayın. Çünkü biz araştırdık da bunları söylüyoruz Peki yoksa. mesela bunun sevgili yaprakları da sanki hani kurutulup çayı falan yapılırmış gibi duruyor. Öyle bir özelliği Yapılır. var Yani mı? o şeyleri yapıldıktan sonra illa evdeki birine onun çayı çok faydalıymış falan deyip kaskaslayabilirsin gibime Yok, geliyor. zaten gerek yok, annelerimiz. Dur ya, bunları atmayalım, bu da bir işe yarar
falan gibisinden bunları kaynatacaktır otomatik olarak sevgili izleyiciler. Şu şekilde muz soyar gibi açıyoruz. Sürpiroz. Seviyor, sevmiyor, seviyor. Bildiğiniz kukuru şey bu. Evet, yani yapraklarını açmamıza rağmen bakınız sevgili meyvesi hala içerisinde. Ayrıca golden çaylak. Pardon, dağ fare doğurdu. Dağ faresi. Evet, neyse. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler aslında dağ çileği denecek, pardon altın çilek denecek hiçbir yanı yok. Yani çilekle uzaktan yakından benzeşen bir olgu değil. Dolayısıyla yanlış isimlendirmeden dolayı bu ismi verenleri kınıyorum sevgili izleyiciler. Bazı araştırdığımız kaynaklara göre İnka eriği denmiş. Hatta İnkaların bu erikten dolayı, fazla yemekten dolayı yok olduğu söyleniyor. Fazla yemek. Çünkü yine özellikler arasında ne vardı? İshal yapması. Efendime söyleyeyim, diyabetlilerin yememesi gerektiği falan gibi saymışlar yani. Ya bunlar tabii. Demek hani ki yenmez bu diyesiniz geliyor ama. Ama yok, çok faydaları olan bir şeymiş aynı zamanda. Tabii bu şekilde yapraklarını soyduktan sonra bir bakıyoruz ki aslında bu yapraklar olmasa değil çilek ya da erik, direkt bildiğiniz sarı kiraz, Allah kahretmesin. Evet. Gibisinden tınlamayışın. Hatta şu yaprakları buradan kopartma imkanımız var mı bilmiyorum. Bir türlü kopartamıyorum. Bayağı güçlü sevgili izleyiciler. Yani hani kurumuş olmasına bakmayın. Dışarıdaki kuru yapraklara hiç benzemiyor, Allah kahretmesin. Yani yemeyelim diye ne yapacağını şaşırmış durumda. Yemeyen oğulları. Evet. Ve bu esnada meyveyi de dalından koparmış oldum. Bu bir tavşan elmasının. Muşmiyolay. Dostumuza benzemiyor. Muşmiyolay tavşan elmasının sarı gibi bir hali. İçinde çerdeh var mıdır sence? Olmalı yani. Boşu boşuna meyve olmaz. Bütün meyvelerin içerisinde çerdeh olmalıdır diyor. Ama belki çerdeh yoktur diye yapraklar onu korumaya çalışıyor olabilir. Hani. Çok yiğit bir insansın. Peki tadı çok güzelmiş. Böyle ekşimsi tatlımsı bir şeymiş. Eğer ekşiyse ben severim, onu söyleyeyim. Ama süper ekşi olması lazım. Nasıl can ekşi? Ekşili acılı. Güzel mi? Acı mı? Acı derken böyle bemsi beyrek. Bir şeye benzemiyor. Greyfurtsal bir bitişi var. Hmm. Güzel, ben bunu severim. Evet, yani greyfurtsal bitişi var gerçekten de. Acı sonradan o bitim kısmında geliyor. Öncesinde bir tavşan elması sound'u var. Fakat evet, ekşimsi. Eriksel bazda daha yumuşak. Yumuşak yani, erik gibi değil. Çekirdeği o çok küçük olduğu için yutuluyor yani muhtemelen. Üzüm çerdeği gibi. 3-5 tane küçümal şeysi var. Granül çekirdek dediğimiz. Tabir ettiğimiz, evet. Ama bir şeye benzemiyor. Ben bunu yemem. Ben yerim sevgili izleyiciler. Güzel yani, ekşi olan her şeyi yemeliyiz. Ve süper tatlı ve süper ekşiyi daima lüpletmeliyiz. Bunun acaba biraz beklemesi durumunda. Acaba yıkamamız gerekiyor muydu? Ne gerek, onu hiçbir zaman yapmıyoruz. Hmm. Tabii. Çünkü etrafındaki yapraklar onu koruyor zaten. Evet yani yumuşaklık konusunda biraz Malta eriğini de andırmıyor değil hani sevgili izleyiciler. Evet. Fakat ama mesela bir kavuna benzemiyor. Yani hani birçok şeye benziyor bu söylediklerimiz ama kavuna benzemiyor mesela. Ekşi, bildiğiniz ekşi bir kayrız gibi kendisi. Ama güzel. Bunun ama normal kayrız, güzel olur. Normal kayrız dururken bu alınmaz. Efendime söyleyeyim. Vişne elması varken alınmaz. Vişne varken alınmaz. Evet yani vişne buna 10 bin basar, onu söyleyeyim, evet. Ekşilik bazında. Bu zaten şuna benziyor yani, o kadar fazla, o kadar yararlı bir şey ki mutlaka alın yani, satamıyoruz. O yüzden buna acayip bir takım özellikler uyduralım, idrar söktürücüdür falan da diyelim ki biraz satsın bari deniyor. Ben şu kabuklarını da Erdem Bey bardağıma dolduruyorum ki onları üzerine biraz sıcak suyla demleyip evet. Lüpleteyim istiyorum. Erdem Bey minimal. Bardağında zaten ancak çöp olabilir sevgili izleyiciler. Evet. Çekirdeği olmadığı için, yani böyle kiraz gibi büyük bir çekirdeği olmadığı için sevgili izleyiciler, ağızla tutup diye çekme esnasında bütün bir meyve sapından kopmuyor. Bakınız oldukça kütlesel bir miktar sapında kalıyor ve bu da zarara ve ziyana sebebiyet veriyor. Hayır, ağızdan koparırken. Niye öyle yapıyorsun? Elden koparırken. Normal kopartsana. Elimizi sürmüyoruz, belki huyluyuz. Elimizi sürüyoruz ve bakın elimize akan öz suyu, bu dostunuzun, oldukça yapışkan. Bayağı cırt cırt yapışkan ve bir süre sonra muhtemelen elimize bulaşan kısmı şey yapacak, kaşındıracak ve deriyi biraz aşındırdıktan sonra soyulmasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Ve parmaklarımız koparak düşebilirler. İşte inkalar bu şekilde yok olmuş olabilirler. Bu arada bu yediğim deminkinden biraz daha tatlı. Yani bir süre dolapta bekletilmesi durumunda bazı meyve dostlarımızın yaptığı gibi kendi kendine olgunlaşmak suretiyle tatlı bir hale gelebilir. Bu arada yapraklarının kolay soyulumunu keşfettim sevgiler. Biraz üzerinde uğraşınca aslında
buradan soyunuz dercesine bir yapıda olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela bakın büyük bir taneyi alayım. Tam şu kesişme noktalarından tutup çektiniz miydi? Onların belli bir yırtılma bölgesi var sevgili izleyiciler. Oradan yırtılarak yapraklar kendi aralarında ayrılıyorlar. Zayıf noktaları mevcut soyabilelim diye. Yani ben yaprakları soyamadığım için yiyemiyorum şeklindeki mazeretleri kesinlikle kabul edemiyoruz. Burada ispat ettik ki yapraklar açılabiliyor. O yüzden altın çilekler bitecek sevgili izleyiciler. Ayrıca sevgili DIY ya da do it yourself meraklısı dostlarımız içerisinden meyvesini aldıktan sonra buna benzer bir camsal olgu yaparak şuraya bir sevgili LED ampul kondurmak suretiyle şu şekilde güzel masa lambaları üretebilirler. Evet. Ama bunun da sakalını alırım. Fikir benden çıktı, Allah kahretmesin. Zira gördüğüm kadarıyla DIY şeklindeki kanallarda bundan çok daha saçma şeyler yapıyorlar dersiniz. Bakınız şu şekilde. Yani şu çok güzel olmaz mı Cenk'ciğim? Şuna bakar mısın? AB kestini aldığımız zaman içinin şu şekilde olduğunu görüyoruz bakın. Küçümen küçümen çekirdekleri mevcut. Bakayım, ben görmedim. Gerçekten yani çekirdekler. Acaba beklesek o çekirdekler büyür mü? Büyümez ama belki bir araya gelip tek bir çekirdek olabilirler. Belki de kirazın da çekirdeği küçükken böyle çektik ve büyüyor ve tek bir hale geliyor. Yani together we are strong sevgili izleyiciler. Bu arada sıcak mevsim, sıcak bölge şeysi, meyvesi bir dostumuz. O yüzden de Mersin adlı yöremizde yetişiyormuş. Ama genellikle nerede? Brezilya, Cartuk oralarda. İnkalar yetiştirirdi. Eksik olmasınlar diyorsun. Yani bazılarını hakikaten yediğinize pişman oluyorsunuz. Bu ne biçim tatsızlık falan gibisinden. Yani bu muhtemelen bunun da acaba böyle hani kalitelisi ve pahalı manavlardan alsak uf falan diyeceğimiz şeysi var mıdır? Türü var mıdır? İnsan merak ediyor yani hani huno. Yani bu öyle hiçbir yerden alınacak bir şey değil. Zira yiyip yuttuktan sonra ağzınızda kalan o küçümal çekirdekler daha sonra ya gidin şuradan falan gibisinden gereksiz bir takım hissiyat da yaratıyor açıkçası. Üstelik ağzınızda sadece o küçümal çekirdekler kalmıyor. Eğer son noktayı bir şeye benzemeyen bir tanesiyle koyduysanız ve başka da kalmadıysa ağzınızdaki o tat herhalde birkaç gün sürecektir, ağzınızda kalacaktır. Biraz çepremsi değil mi Cenk'ciğim? Evet. Yani sonuçta sonuç cümlesi olarak benim açımdan brokoli neyse tavşan şeyi değil mi neyse işte bu tavşan kirazı altın aynı çiğ. Halt maalesef olmuyor, olmamış. Buna Golden Berry adını veriyorlarmış sevgili ecnep dostlarımız ama bence de hani alınıp da tüketilecek bir şey değil sevgili izleyiciler. Bırakalım bunu da başkaları yesin. Her şeyi biz yemeyelim sevgili izleyiciler. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.